Merhabalar arkadaşlar. Ruh, eşi, ikiz alevler. Karıştırılan konu. İnsanların en çok karıştırdığı konudur. İnsanlar nasıl ki sağ elini sol elini de sağ el zannediyorsa öyle büyük bir meseledir arkadaşlar. İnsanlar bayağı karıştırıyor. Şimdi ben size bu işin özünü anlatmak istiyorum. Öncelikle ruh eşini anlatayım size. Ruh eşi evleneceğiniz kişi değil. Yani ruhun eşi, yani ruhun kocası ya da ruhun hanımı kavramı yok orada. Ruh meydana gelince kendisine yakın olan bir ruhu benimser ya da ikiye bölünür. İki tane farklı bir mesele olduğunu anlatmıştım size. Bu zaman içerisinde bu ruh eşleri sizin yakın dostlarınız olabilir, çocuğunuz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Yani çok az bir ihtimalle yani gidip de evlenenler de olabilir. Yani çok bir az ihtimaldir ama onlar da çok da fazla geçinemezler, boşanırlar yani. Onu da söylemek istiyorum. İkiz alevler ise ruhun parçalanarak bölünmesi ve binlerce ruhun meydana gelmesine denir. Ruh soyu diyelim buna, ruhun soyu. Yani nasıl ki bedensel bizim dedelerimiz varsa, dedelerimizin çocukları DNA'sal olarak varsa, evet o da ruh soyu oluyor. Bunun ruh akrabalığı da vardır. Ruh akrabalığı farklı bir konudur. Bu ruh eşi ve ruh ikiz alevlerden farklıdır arkadaşlar. Ve sabit ruh aşkı vardır. Ve ruh aşkı vardır. İki. Ruh aşkı ayrıdır, sabit ruh aşkı ayrıdır arkadaşlar. Bu önemlidir. İşte evleneceğiniz mesele burada başlıyor. Aşk meselesi burada başlıyor. Ruh aşkı birbirlerini ararlar, Ne kadar evlenseler de başkalarıyla hep gözleri gökyüzündedir ve bir eksiklik hissederler. Onu bulmak için büyük bir ruhsal yürüme yaparlar. Ararlar ama onu her zaman bulamazlar. Bulduklarında da çok mutlu olurlar. Çok mutlu. Birbirlerini 70 sene, 80 sene boyunca anlarlar. Birbirlerini kırmazlar. Birbirlerini motive ederler. Birbirlerine destek olurlar maddi ve manevi. Bu ruh eşleri öyle değil. Ruh eşleri birbirlerine çok zıt giderler aslında. Ama bazı yerlerde birbirlerini geliştirmek için bazı negatif durumlar içerisine girebilirler. Bu konu önemlidir. Bir de ruh rehberleri vardır. Ruh eşleri yanında, ruh aşkı yanında, sabit ruhlar, ikiz alevlerin yanında bir de ruh rehberleri vardır. Bunlar ayrı konular. Onu ben son anlatırım arkadaşlar. Şimdi bu ruh aşkları dünyaya gelir, başkalarıyla evlenme hakları vardır. Başkalarıyla evlenebilirler. Özellikle hem kadın hem erkek. Evlenebilir, başkalarıyla evlenebilirler. Bu yol açıktır. Ama sabit ruh aşkları farklıdır. Sabit ruh aşkları şöyledir. Bunlar belirli zamanlarda dünyaya gelirler, evlenirler. Başka bir zamanda yine gelirler. Erkek için evlenmek olabilir ama kadın orada evlenemiyor. Talipleri gelse de evlenemiyor. Talipleri de gelse, güzel bir aşk yaşasa da, böyle sevse de, sevilse de, onu evliliğe gelince bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce bir sözleşme yapmıştır bu ruhla. Bu seçilmiş ruhlar da genel olarak peygamberlik yapmış olan ruhlardır. Yani peygamberlerin eşleri gibi bunları düşünebilirsiniz. Önemli ruhlardır. Bunlar başka biriyle evlenmeye kalktıklarında, çünkü dünyaya geldiklerinde unutabiliyorlar bazen.
dünyevi bazı kaygıları oluyor, sıkıntılar oluyor. Ama söz verdikleri için bir türlü bu mesele meydana gelmiyor. Hatta şöyle düşünebilirler. Ya üzerimizde büyü mü var, üzerimizde okusuzluk mu var, bu nedir, olmuyor diyebilirler. Her şeyde bir hayır var diyelim. Ancak o kişi bulursa olabilir. Yani o ilk evlendiği ruhu görürse, o da dünyadaysa bu ihtimal vardır. Yoksa yoktur. Sabit ruh aşkları dünyada çok az bulunabilir. Öyle çok da fazla sayıda yoktur arkadaşlar. Bazı insanlar zaten evlenemiyor. Her evlenemeyen de sabit ruh aşkı vardır diyemeyiz. O da ayrı bir konu. Bunlar biraz daha ruhsal planda işlenen bir kader boyutudur. Bunları herkes anlayacak değildir. Yani herkes de anlayamaz. Bu bir gerçekliktir. Erkeği neden evlenebiliyor? Kadını neden evlenemiyor? Dünyada nasıl ki erkek iki eşle evlendiğinde toplumda bir sıkıntı çıkartmıyorsa, mesela diyelim ki bugün günümüzde az bir sıkıntı çıkarsa bile bir erkeğin iki tane eşi varsa biraz sıkıntı olabilir herhalde bizim buralarda. Ama diyelim ki Arap Yarımadası'nda, Orta Doğu'da bu pek de problem değildir. Mesela Suriye'de devlet iki tane eş için nikah yaptırıyor yani. İki tane resmi nikah yaptırıyor. Böyle ülkeler var. Ve mesela Kur'an'da da böyle ayetler de bulunuyor. Mesela peygamberlerin hayatına baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'da da vardır. Yakup Aleyhisselam'da vardır. Yusuf Aleyhisselam'da vardır. Birçok peygamberde vardır. Davut Aleyhisselam'da, Süleyman Aleyhisselam'da vardır. Yani bunu hangi bakımdan da bakarsanız Peygamber Efendimiz'in hayatında da vardır çok eşlilik. Ama düşünün ki bir erkeğin iki tane eşi vardır. Bir de şöyle düşünün, bir kadının iki tane eşi vardır. Bu nasıl olacak? Siz karar verebilirsiniz. İşte konu buradan başlıyor. Konu burada başlıyor. Ruhlar arasında eşitlik mi yok? Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, erkekler bir adım kadınların önündedir. Bir adım. İşte o adımın da bazı hakları vardır. Yani bazı haklar diyebiliriz. Tabii ki ne kadar konu adil değilse de bu bir anlaşma üzerine yapılmıştır. Yani bir anlaşma, bir düzen üzerine yapılmıştır. İlahi sistemlerde düzen insanlar gibi algılanmaz. Mesela bugün Avrupa'da yaşayan veya Amerika'da yaşayan veya Çin'de yaşayan veya bizim topraklarda yaşayan insanlar için mantık nasıl aynı değilse, mesela Çinlilerin yiyeceği yiyecekleri siz yemezsiniz. Onların mantığına göre o çok güzel. Bizim mantığımıza göre pilav çok güzel. Pilavın üzerine bir ördek eti çok güzel gider. Kimi başka eti tercih edebilir, kimi farklı farklı şeyler yiyebilir. Şimdi kişiye göre, Allah mantığına göre din göndermez. Hani insanlar diyecek ki ya bizim mantığımız çok doğru. Ama diğer kişi de diyebilir ki bizim mantığımız daha doğru. Şimdi Çin'in nüfusu Arapların bütün nüfusundan da çoktur yani. Düşünün yani, hatta milyarlarca insan orada yaşıyor. Şimdi onlara göre, şimdi biz çoğa göre de hesaplarsak, mesela bir oy kullanma gibi bir şansımız olsa yine de adamlar bizi geçer yani, çoğunlukla da alakası yoktur. Hani çoğunluğun evet demesi de gerçek olmayabilir, doğru olmayabilir, bu da yanıltıcı olabilir. Onun için peygamberlerin ortaya çıkışı toplumun isteklerine göre değildi. Hani toplumun isteklerine göre peygamberler gelmez. Onlar siyasetçilerdir, toplumun isteklerine göre hareket ederler. Peygamberlerin öyle bir meselesi yoktur. Peygamberler toplumun kabul etmeyebileceği bazı bilgilerle geldiler. Yani dönüştürmek için, yani gökyüzündeki yasaları yeryüzünde insanlara eğitim olarak sunmaları ve onlara gökteki yasaları haberdar etmek için geldiler. Yani yoksa o kişi bizim aklımızda ne düşünecek? Acaba bu doğru mudur? Bu yanlış mıdır? İnsanlar Allah'a tek
hesap verebilecektir. Hani kimseye hesap veremeyiz. Bu toplum bunları anlamalıdır. Yani bu yasalar böyledir. Hoşgörü içerisinde, bütün kadın ve erkekler hoşgörü içerisinde güzel, adil, mutlu yaşamayı hak ediyor. Onun için şöyle konuşmak yanlıştır. Mantıkıma göre bu yanlıştır. Demek başkasının sana aynı şeyi söylemesine sebep olabilir. Mantıkıma göre yanlıştır. Şimdi Einstein'ın mantığı ile Çetin Tatar'ın mantığı da bir değil. Bugün Einstein'ın mantığı ile bazı bilim adamlarının da mantığı bir değil. Bu mantıkla gidersek böyle olaylar ortaya çıkabilir. Ama ilahi sistem de farklıdır. İlahi sistem farklıdır. Yani belirli bir yasa vardı, belirli bir kural vardı, kanun vardı. Tabii ilahi sözleri de zaman içerisinde benim mantığıma göre, onun mantığına göre, bunun mantığına göre karıştırmış olabilirler. Anladınız mı? Karıştırılabilir. Anlatabildiğimse iyidir. Bir yasa gelir, o yasayı değiştirenler vardır. Yani zaman içerisinde hükmü kaldırıldı, hükmü bitti. Bugünün yasaları, bugünün yasaları diye Allah etsin. Evet arkadaşlar. En büyük bilim böyledir arkadaşlar. Allah hayretsin diyelim. Başka ne dersek de diyelim Allah hayretsin. Her şeyin en önemlisi Allah'ın hayretmesidir. Evet, rüzgar böyle bir şeydir arkadaşlar. Rüzgar ruh gibidir. Bir anda İçeriye öyle hızlı bir girer ki nefesiniz kesilir. Böyle bir anda içeri girer ki pencereniz ve perdeniz savrulmaya başlar. Öyle mesajlar gelir ki gökten, sadece Allah'tan korkmak gerekiyor. Onun için mücadele için insanların düşünmeleri, insanlar düşünecekler. Çünkü milyarlarca insan farklı düşünebilir ama bir Allah vardır. O Allah'ın da bir düşüncesi vardır. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Herkes de şöyle düşünüyor. Bizim Allah'ımıza göre, o da diyor bizim inancımıza göre. Herkes kendine göre de değerlendirebilir arkadaşlar. Saygılar, teşekkürler. Hayırlı, 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 hayırlı. Günler, beğeni yapmayı unutmayın, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.